Sivas mutfağından beyti kebabı. Hamur için 2 su bardağı un, 1 adet yumurta, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 çay kaşığı tuz, 1 bardak su. Köfteler için 100 gram tavuk, 150 gram dana, 100 gram kuzu, 2 kere çekilmiş kıyma, 5 diş sarımsak, 1 adet kuru soğan, 1 yemek kaşığı toz fıstık, 2 yemek kaşığı galeta unu, 1 adet yumurta, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon. Salatası için 5 adet kuru soğan, 1 yemek kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı isot, 1 tatlı kaşığı pul biber. Üzeri için 1 kase yoğurt, 3 diş sarımsak. Beyti sarmamızın hamurunu hazırlayacağım. Evet. 2 çay kaşığı tuzumuzu koydum. Normalde bunun kendi yufkası var. Kendi yufkası, hazır yufkayla da yapılır ama biz burada elde yapacağız. Sen yapmazsın. Sen evine hazır bir şey sokmazsın. Böyle. 1 bardak su. Kaç yumurta? 1 tane yumurta. Çok az bir şeyle sıvı yağ böyle karışacağız. Hemen. Yeterli. Şöyle 2-3 kaşık sıvı yağ. Genelde bazı hamurları herkes koyuyor. Yani hepsine koyan var. Hı hı. Azıcık da olsa böyle biraz bir parlaklık şey veriyor, olacak, bir şey veriyor olacak. Böyle. 3 kepçede unumuzu koyduk. Şimdi burada 2 kaşık aslında var. Aslında 2 bardak su bardağı koyacağız. Ha. Bir tane daha koysun böyle şimdi. 2 su bardağı un alıyor mu? 2 su bardağı tam un tamam, alıyor. Peki. Asıl bugün benim merak ettiğim nesli tükenmiş bir tatlı yapılıyor bugün mutfağımda, gururla söylüyorum. Ve çok da yapan da yok çünkü zahmetli bir tatlı, unutulmayı tutmuş. Atatürk gelince de yapılan tatlı. Evet öyleymiş, onu okudum ben bir yerde. Ve çok... Atatürk'ün en sevdiği tatlıymış. Kuruçelice bu hamurumuz oldu. Hemen yumaklarını alalım, dinlenmeye bırakalım. Çok yumuşak yaptın. Ha, yumuşak ha? Açacağız evet. İyi böyle şey hamuru. Baya böyle kulak memesinden çok yumuşak. Bir bez alabilir miyim Nursel'cim? Tabii. Dinlenmesi için koyalım. 3 tane bezi ayırdım. Unu şimdilik şöyle kenara kaldırıyorum. Kenara kaldıralım. Köftemizin içini hazırlayalım. Ben sana soğanlı sarımsağı çekeyim. Tamam. Sen istersen kıymanı al. Kaç soğan yapalım? 1 soğan yeterli. 2-3 diş de sarımsak. 2 diş sarımsak yeterli. 4-5 tane koydum. Sarımsak iyidir. Etlerimi de Sivas'tan getirdim ki lezzetimiz hiç şaşmasın evet. Diye. Aynen et aldırmadı bana. Dana kıyma, daha azı kuzu kıyma. Aynı şekilde aynı tavuk şekilde kıyma. De tavuk kıyma. Ben mesela yağ böyle çok kullanırım karıştırarak. İlk defa birisi 3 kıymayı birden karıştırdı. Çok güzel bir şey. Beytinin özelliği beytinin mi bu özelliği. Senin özelliğin yok mi beytinin bu? Özelliği. Öyle mi? Buna fıstık falan da çok yakışıyor. Ne kadar? 2 kaşık yeterli. Çay kaşığı mı normal yemek kaşığı mı? Yemek kaşığı yeterli. 1 yemek kaşığı da yeşil fıstık koyduk. Ne istersin? Şimdi tuzumuzu. Karabiber atıyoruz. Şöyle. Çok az bir şey kimyon. Yani kimyonu herkes seviyor ama ben köftelerde pek yakıştırmıyorum. Kırmızı biber koyuyoruz. Soğanımızı, sarımsağımızı çekelim. İyice mi? İyice. Bir tane de yumurta kırıyoruz. Karışım muhteşem, iyi bari. Bol bol kıyma getirmişsin. Ben bunları muhafaza edeyim, kullanayım sonra. 2 yemek kaşığı kadar da galeta unu koyuyoruz. Hanımlar evde bayat ekmekleriniz de varsa bunu yapabilirsiniz. Hamurumuzu açana kadar buzdolabında etimizi dinlendiriyoruz. Böyle kıymalarda, etlerde, dolapta dinlendirmek çok tabii, işe dinlendirmek yararmış çok değil önemli. Mi? Hemen kullanıyoruz biz aslında ama... Yani eti mayalamak diyoruz. Mesela sabahtan yapsak, akşam pişirsek şunu değil tabii. Mi? Çok daha lezzetli olur. Hamurumuz çok güzel dinlenmiş. Evet. Harika bir şekilde. Aslında çok dinlendirmedik içini hazırlayana kadar ama yine de...
10 dakika bile olsa işe yarıyor. Tabii hamur, ince bir hamur açacağız şimdi. Aa, senin şu hareketini hatırladım. Silkeliyorsun sen hamuru. Hamuru silkeledik, hallettik. Şimdi buna... Veriyorum içi. Az bir şey sıvı yağ alıyoruz. Şimdi normalde restoranlarda beyti ben yanlış hatırlamıyorum değil mi? Böyle lavaşa sararlar. Lavaşa sararlar. Biz bunu hamuruyla yapıyoruz. Yani... Ünlü aşçılarımızdan, şeflerimizden de özür dileyerek yapıyorum. Onlar belki daha farklı yaparlar. Ya, ama bu da çok lezzetli oluyor. Evde yapıyoruz yani. Evde daha yapıyoruz. Bundan güzeli mi var? Lavaşın içine sarılınca adı beyti oluyor. Beyti oluyor. Kebabın, yani kebabın adı beyti oluyor. Ama bizim farkımız evlerde de beyti kebabı. Restoranlarda değil de evlerimizde de biz çocuklarımıza çok güzel servis yaparak beyti kebabı yapabiliriz. İçi başka bir şey de yapıyor musun? Ben bu yaptığın içe bayıldım. Bunu köftelerde de yapabiliriz ama değişik şekilde. İzmir köftesinde falan. Ben bunu... İzmir köfteyi de mi böyle üç kıymayla yapıyorsun? Yok ya. Tek kıymayla, hamburger hamurunda çocuklarımız yesin diye yapabiliriz. Bitmiyor arkadaşım. Yemek tarifi bitmiyor. Yani aşçılık o kadar ki doktorluk gibidir. Devamlı ilerleyen bir şey. Evet. Çünkü o kadar çok şey kazandı ki. Yani herkes böyle... Bakın... Attık mı? Ay çok tatlı oldu. Böyle, böyle katladık. Böyle koyduk. Tepsimizi de yağlı kağıdımıza getiriyoruz. Süpersin. İki tane yapacağız ya. Şöyle yaptık. Böylece koyduk. Sonra da hafif hafif böyle bıçakla şöyle şöyle atıyoruz. Etlerimizin böyle yağını dışarı vermesi için. Süper. Şimdi ikinciye geçiyoruz. İkinciyi açıyoruz. Ben sana hemen sileyim mi orayı yoksa orayı açabilecek miyim? Yok açabileceğiz. Aynı şekilde açacağız. Hafif bir yağ ve suyla yağlıyoruz. Dursel'cim fırını yakarsan birazcık şey edeceğiz. Kaç derece yapalım? 85 derece. Sonra yükselteceksin Yok, herhalde. Yok sonra yükselteceğiz. Böyle şey hamur katladığın için güzel pişsin istiyorsun. Hafif böyle. Sen bunu nasıl öğrendin? Ya ben... Böyle şeflerden falan. Bu şu kesikleri niye yapıyorsun? Görüntü olsun. Görüntü olsun diye değil. Etin böyle yağlarının da dışarına çıkmasını istiyorum. Hamurun durduğu yerde aslında içinde maya yok ama mayalandı. Mayalandı ve çok güzel bir hamur evet, oldu. Evet harika Bunu fırına korsak. Yapılır mıymış? Yapılırmış vallahi. Evde beyti kebabı. Bu kadar kolaymış. Güzel un, su, tuz. Hamur. Üç kıymayı karıştır güzel soğan sarımsakla. Ve servis yaparken de çok güzel olacağını düşünüyorum. Süper. Biraz ısındıktan sonra arttıracağız. Arttıracağız ve yüzünün güzel kızarmasını sağlayacağız. Karıştırın. Keşke daha çok yapsaydık ya. Volkan, bu ne sana ne bana yeter bence. Ortasına yoğurdu gelecek, altına soğan salatası gelecek. Acayip güzel, çıtır çıtır olmuş. Helal olsun sana altına. İlk önce soğanımızı şöyle daire şeklinde koyuyoruz. Sarımsaklı yoğurdumuzu ortasına koyuyoruz. En çok galiba bunu yemek istiyorum şu anda.
Evet, şimdi, beytimiz hazır. Şimdi kelle tatlımızı döndüreceğiz. Şimdi şu Sivas köftesini yapalım hazır ellerimizle. Çok güzel oldu. Patates.